Tekrar merhabalar arkadaşlar. Doktora dersindeyiz. Türkiye'de siyasal akımları, düşünsel temelleri. Bugün batılılaşmacı siyasi akımın önemli temsilcilerinden hem fikirleriyle hem batıdan etkilendikleri kimi sosyologlarla hem de bu çerçevede devlet adamlığı yapmış Osmanlı modernleşmesi ve Cumhuriyet'e giden süreçte ciddi bir şekilde politik hayatın merkezinde olan birinci meşrutiyet ve ikinci meşrutiyet meclisi ayan ve meclisi mebusan başkanlık yapan İttihat Terakki'nin kuruluşunda çok etkili isimlerden birisi olan Ahmet Rıza'dan bahsedeceğiz. Şimdi Ahmet Rıza Bey özellikle şunu belirtmemiz gerekir ki yani Jöntürk geleneğinden gelen ve aynı zamanda İttihat Terakki'nin isim babalığını da aslında üstlenen bir kişidir. İttihat Terakki'nin önemli yerlerinde, önemli temsilciliklerinde bulunmuştur, Paris vesaire yerlerde. Onun belirttiği bu Auguste Comte'cu pozitivizm sosyolojisi ve geleneğinden geldiği için aslında İttihat Terakki'nin Auguste Comte'cu felsefede order in progress'tir. Yani onun görüşü ilerleme içinde, yani düzen içinde ilerleme ve bunu taklit edercesine Osmanlıca karşılığını veriyor. Nizam ve terakki kavramını kullanıyor. Fakat bu süreç içerisinde biraz değişiklikle İttihat Terakki'de, birazdan bunun ayrıntılarına girilecek, daha böyle ittihat ve birlik fikri daha çok vurgulanıyor. Yani birlik içerisinde ilerleme fikri önemli. Ama Ahmet Rıza'nın ciddi bir şekilde İttihat Terakki'de etkili olduğunu ve süreç içerisinde de özellikle Paris Kongresi, 1902 Paris Kongresi ayrıntılarına muhtemelen Gökhan vurgu yapacaktır. Bu daha toplumcu, daha kamusalcıyla, daha bireyselci o Prens Sebahattin'le Ahmet Rıza arasındaki çatışma Paris Kongresi'nin kendisini gösteriyor. Süreç içerisinde de 1902. Meşrutiyet dönemiyle birlikte çok önemli bir isim haline geliyor hakikaten. Yani o dönemin Abdülhamit halledilmeden ondan kabul o görmesi ve benzeri durumlar, yine İttihat Terakki'nin 1912'den sonraki İttihat Terakki'nin önemli liderlerle kapışmaları ve Cumhuriyet'e giden süreç. Cumhuriyet'e giden süreçte yine Mustafa Kemal'in Ahmet Rıza ile çok ciddi ilişkileri vesaire olması Ahmet Rıza'yı hakikaten Osmanlı modernleşmesine ve Cumhuriyet modernleşmesine giden süreçte batılılaşmacı akımın öncü isimlerinden ve politik hayatta da yönlendirmesi, Osmanlı kurumları üzerine vesaire çalışmaları ve bir fiil etkiler açısından incelenmeye değer. Bu konuda elbette çok çalışmalar ve makaleler ve tezler yapıldı. Biz bugün biraz Ahmet Rıza'yı batılılaşma ve modernleşme çerçevesinde inceleyeceğiz. Gökhan'ın ben sunumunu sizde baş başa bırakıyorum sizlerle. Gökhan, evet söz sizde. Tabii. İttihat ve Terakki hareketinin kurucularından olan ve 1902 yılında gerçekleşen parti kongresine kadar hareketin, cemiyetin lideri olarak tanımlanan Ahmet Rıza Bey, geç Osmanlı döneminde pozitivizmin Türkler arasında yaygınlaşması hususunda başat rol ifa etmiştir. Yakup Kadri Kara Osmanoğlu tarafından Şarslılar arasında bariz ve tam misaline henüz rast gelinmemiş, medeni ahlak ve cesaret timsali olarak tanımlanan Ahmet Rıza, 1908-1912 yılları arasında Meclisi Mebus Başkanlığı'nı yürütmüştür. İdealist karakteri, laisist fikirleri, pozitivist epistemolojisi ile yaşadığı dönemin mühim şahsiyetlerinden olan Ahmet Rıza'yı Hüseyin Cahit Yalçın şu sözlerle tanımlamıştır. Onun ismi derin bir hürmet ve hayranlıkla gizli gizli ağızlarda fısıldanıyordu. Ahmet Rıza sanki gözlerden daima uzak, her zaman bulutlarla örtülü, erişilmez bir yüksek dağ gibi hayallerde yükseliyor, yaşıyordu. Hakkında menkıbeler teşekkül etmişti. Büyüklüğünü gösterecek hikayeler, fıkralar anlatılıyordu. Avrupa'da Abdülhamit idaresi aleyhine çıkardığı incecik kağıtlar üzerine bastırarak İstanbul'a sokabildiği gazetelerden, dergilerden elimize geçenleri okuyarak onu sevdik ve çok büyük gördük. Abdülhamit idaresi Avrupa'ya kaçmış olan
hürriyet mücahitlerinden birçoğunun ahlakını bozarak onları birer menfaat hırsıyla lekeledikçe Ahmet Rıza'nın uzlaşmak bilmez, zulme karşı mücadele eden Yılmaz siması kalplerimizde bütün bütün yükseliyordu. Ahmet Rıza Bey, Sina Akşin'e göre İngilizce bilmesinden ve Kırım Savaşı vesilesiyle münasebet kurduğu İngilizler ile yakınlığından ötürü İngiliz olarak bilinen Şurayı Devlet ve Ayan Meclis üyelerinden Ali Bey ile İslamiyet'i kabul etmiş Avusturyalı Asilzade Naile Hanım'ın oğlu olarak 1859 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ailesinin yapısı hasebiyle küçük yaşlardan itibaren Batı kültürü ile haşır neşir olan Ahmet Rıza, bununla birlikte Batı tipi bir öğrenim de görmüştür. Memuriyete ise Bab-ı Ali Tercüme Odası'nda başlayan, fakat kısa bir süre sonra istifa ederek sürgündeki babasının yanına Konya'ya giden Ahmet Rıza, bu dönemde Anadolu'nun münferit köy ve kasabalarını ziyaret etme fırsatı bulmuştur. Şerif Mardin'e göre, Anadolu'daki ziyaretlerinde gözlemlediği halkın içinde bulunduğu sefaletin derin tesiri altında kalan Ahmet Rıza, sorunun temel gerekçesi olarak değerlendirdiği zirai geri kalmışlığın çözümüne yönelik katkı sunmak maksadıyla Paris'teki Grignion Ziraat Okulu'na başlamıştır. Nitekim 3 yıl süren öğreniminin ardından yurda dönen Rıza, modern tarım yöntemlerinin taşradaki kesimlere aktarılması için Maarif Nezaretinde memur olarak göreve başlamıştır. Buna karşın sahip olduğu yenilikçi fikirlerin kurumsal düzeyde kabul görmemesi hasebiyle derin bir buhran içerisine giren Rıza, kendi tabiriyle modern fikir akımlarını daha serbest bir şekilde inceleyebilmek için istifa etmiş ve Fransız İhtilali'nin 100. yıl dönümü münasebetiyle tertiplenen Milletler Arası sergiyi ziyaret bahanesiyle Paris'e giderek 1908 yılına kadar yurt dışında ikamet etmiştir. Şerif Mardin, Ahmet Rıza'nın Paris'e taşınmadan evvel 1887 yılında Meşveret adlı Ahmet Rıza'nın kuruculuğunu üstlendiği dergide Doktor Robine tarafından Auguste Comte hakkında yazılmış bir makale vasıtasıyla pozitivizm ile tanıştığını ve derin tesiri altında kaldığını ileri sürmüştür. Esasen 1885 yılında çıkarılmaya başlanan Meşveret adlı dergi, Ahmet Rıza'nın Paris'e taşınmasından sonra Fransızca yayımlanmaya başlamıştır. Bununla birlikte yurt dışına çıkmadan önce pozitivizm ve bilhassa Auguste Comte'un yaklaşımına yoğun ilgi duyan Rıza, Paris'te yaşadığı süre müddetçe bu minvalde şekillenen çalışmalarda bulunmuştur. Öyle ki pozitivizmin küresel düzeydeki temsilcilerinin değerlendirildiği Revue Occidental başlıklı çalışmanın 19. cildinde yer alan listede pozitivizmin Türkiye temsilcisi olarak Ahmet Rıza'nın isminin zikredilmesi bu hususun, bu ilginin bir neticesidir. Nitekim Comte'un Ordre et Progrès, nizam ve terakki konseptinden esinle oluşturulan İttihat ve Terakki Hareketi'nin yayın organı olan ve Fransızca neşredilen Meşveret Dergisi'nin az önce de belirttiğim gibi kurucusu olan Ahmet Rıza, gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarda pozitivizmin nizam ve terakki konseptini benimsemiştir. Öyle ki Jön Türkler Hareketi'nin mühim şahsiyetlerinden olan Selanikli Doktor
Nazım Bey'in teklifine iştirak ederek cemiyete dahil olan Ahmet Rıza, hareketin adının Nizam ve Terakki, Ordre et Progre olmasını talep etmiş ve nihayetinde Rıza'nın teklifi bir nebze değiştirilerek İttihat ve Terakki adında karar kılınmıştır. Toplumların ilerleme ve geri kalma hususlarını spesifik olarak sorunsallaştıran Rıza, Osmanlı toplumunun içinde bulunduğu bunalımdan kurtulmasının eğitimden ve pozitif bilimlerden geçtiğini savunmuştur. Pozitivizmin ve Comte'un benimsemiş olduğu ilerleme terakki konseptinin bir tezahürü olarak, pozitif bilimlerin egemen olduğu tedrisata spesifik olarak önem atfeden Ahmet Rıza, kendi sözleriyle zühdü takva perdesiyle fikir ve niyetini örten ve halkın cehlinden ve zaafı kalbinden istifadeye çalışan mürahilere ve münafıklara karşı eğitimin önem arz ettiğini ve yegane mühim araç olduğunu savunmuştur. Bu husus çerçevesinde Comte'un yaklaşımına ve pozitivizmin toplum tasavvuruna değinmek önem arz etmektedir. Sosyoloji disiplininin kurucusu olarak kabul edilen Comte, bütün ile parçaların birbirinden ayrılamayacağını ve diyalektik bir münasebet içerisinde olduğunu savunarak toplumların atomize edilemeyeceğini ve toplumsal alanın kendine özgü nitelikler taşıdığını savunmuştur. Bununla birlikte kitleleri harekete geçiren unsurun fikirler olduğunu ve her türlü tasavvurun veyahut inancın önem arz ettiğini belirten Comte, toplumsal meselelerin ise pozitif bilimin bir konusu olduğundan geçmiştir. Dick Mardin'e göre Ahmet Rıza'nın pozitivizm tarafından cezbedilişinin esas gerekçesi, toplumsal gelişmenin ancak toplumun sosyal gelişme evresini karşılayan nizamın mevcudiyeti ile söz konusu olacağını savunması ve bu kapsamda değerlendirilen inançların arz ettiği önemi vurgulamış olmasıdır. Öyle ki Ahmet Rıza, Comte'u ölüm yıl dönümünde anma vesilesiyle gerçekleşen bir etkinlikte şu şekilde söz etmiştir. Onlar, yani pozitivistler, herhangi bir teolojik dini müdafaa etmiyorlarsa da insanlığın ilerlemesini muhtelif millet ve inançlardan doğan gayretlerin aynı noktaya varan bir muhasalası telakki etmektedirler. Dolayısıyla Ahmet Rıza'nın siyasal fikirleri benimsemiş olduğu pozitivizmin bir tezahürü olarak şekillenmiştir. Bu bağlamda Rıza'nın öncülüğünde hazırlanan ve 1895 yılında Meşveret'te neşredilen İttihat ve Terakki programı önem arz etmektedir. İlgili programa göre nizamın muhafazası açısından hanedanın lağvedilmesi fikriyatının toplum nezdinde geniş kapsamlı bir biçimde vuku bulabilecek bunalımlara sebebiyet verebileceği argümanı benimsenmiştir. Böylelikle nizam ve terakki düsturuna bağlı kalınarak şiddet yoluyla muvaffak olunamayacağı savunulmuştur. Bununla birlikte pozitif bilimler çerçevesinde şekillenecek eğitim ve sanayi eksenli reformların herhangi bir vilayet ya da millet için değil, bütün ülke ve bütün Osmanlılar açısından zaruri olduğu öne sürülmüştür. Bu perspektiften hareketle söz konusu terakki politikalarının Osmanlı'nın kendine has kültürü ve toplumsal yapısını gözeterek gerçekleşmesinin arz ettiği önem belirtilmiştir. Batı'nın yalnızca bilimsel evriminin genel sonuçları
Osmanlı toplumu tarafından özümsenebilecek ve bir halkı özgürlük yolunda ilerletecek unsurları benimsenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bununla birlikte Osmanlı otoritesinin yerine yabancı devletlerin doğrudan müdahalesi de kesin bir biçimde reddedilmiştir. Bu husus bilhassa 4-9 Şubat 1902 tarihleri arasında Paris'te düzenlenen ve çoğunluğu batıcılık akımı çerçevesinde mütalaa edilen 47 şahsiyetin katıldığı 1. Jön Türk Kongresi'nde gündeme getirilmiştir. Nitekim ilgili dönemde Adem'i merkeziyetçiliğin ve özel teşebbüsün başat savunucusu olan Prens Sabahattin'in liderliğindeki grup tarafından Osmanlı'da devrimin vuku bulabilmesi hususunda hür ve demokrat olarak tanımlanan ecnebi hükümetlerin müdahalelerini davet suretiyle memlekette ıslahat icrasına tevessül edilmesi fikriyatı öne sürülmüştür. Buna karşın ilgili öneri Ahmet Rıza önderliğindeki pozitivist merkeziyetçi grup tarafından şiddetle reddedilmiştir. Bununla birlikte Prens Sabahattin'in başkanlığında Teşebbüs-i Şahsi ve Ademi Merkeziyet Cemiyeti adı altında kurulan harekette bir araya gelen liberalist, federalist hareketler öne sürmüş oldukları dış müdahale fikriyatından hızlı bir biçimde vazgeçmişlerdir. Bu dahilinde benimsemiş olduğu yaklaşımın bir bağnazlık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Ahmet Rıza, pozitivizmin bir tezahürü olarak toplumların her kertesine sirayet eden tasavvurların, teamüllerin ve inançların aşılması neticesinde toplumsal patolojinin yaşanabileceğini deklare etmiştir. Dolayısıyla Ahmet Rıza, metodolojik kolektifler bağlamında ön plana çıkaran Dürkheimci sosyolojinin derin tesiri altında kalmıştır. Bununla birlikte Ahmet Rıza'nın siyasal fikirlerinin milliyetçilik ve İslamcılığın ötesinde Osmanlıcı bir vurguya sahip olduğu, ayrıca laisist, pozitivist ve ılımlı bir batıcılığı benimsediğinden söz edilebilir. Öyle ki farklı kültürel değerleri ve teamülleri göz önünde bulundurması hasebiyle, kendi deyimiyle, yalnız Türklük ve Müslümanlık namına hissiyat uyandırmanın muzır olduğunu belirtmiştir. Comte'un yaklaşımının Saint-Simon'a dayanan unsurunun bir neticesi olarak geri kalmış biçimde tasavvur edilen toplumlara önderlik edecek spesifik bir zümrenin mevcudiyetini zaruri kabul eden Ahmet Rıza, birbirlerine objektif tabiat kanunlarıyla bağlı olan toplumun ancak ilgili yapıları bilen, tanıyan, donanımlı, bilimi temel alan azınlıklar tarafından yönetilmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Şerif Mardin, Ahmet Rıza'nın aynı zamanda Gustave Le Bon'un tesiri altında kaldığını ve bu bağlamda kitleleri kanalize edecek azınlığın arz eden mühim mahiyetini benimsediğini belirtmiştir. Dolayısıyla pozitivizmin otoriter yönünü İslam'a karşı toleranslı yapısıyla birlikte mütalaa eden Ahmet Rıza, Osmanlı toplumunun nizamını da gözeterek pozitif bilimler dahilinde şekillenecek reformların savunuculuğunu yapmıştır. İnancı, kuvvetli bir birey olmamasına karşın nizam ve terakki düsturu çerçevesinde İslam'ın Osmanlı toplumunda nizamı tesis etmek hususunda arz ettiği önemi ön plana çıkaran Ahmet Rıza, Comte'un hümanist felsefesinin tesirinde kalarak müfrit bir milliyetçi
körü körüne yabancı düşmanı olunmaması gerektiğini ve farklı etnik kimliklere de saygı gösterilerek Osmanlıcılığın ön plana çıkarılması gerektiğini savunmuştur. Öyle ki Meşveret'in Türkçe yayımlanan ilk sayısında şu şekilde söz etmiştir. Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti din ve millet ayırmayarak bütün Osmanlıları ittihat ve ittifaka davet ediyor. Birleşmek ve menafi umumiyenin muhafazasına el birliğiyle çalışmak için evvela ahalide vatanın nefi ve ziyanı ve selamet-ü tehlikesi hakkında bir fikri umumisi olmalıdır. Cemiyetin maksadı meşveret vasıtasıyla ahaliye hükümeti hazıranın seyyiatı yüzünden giriftar olduğu halin vahametini ve memleketin ihtiyacını inkılabın lüzumunu tefhim ederek ittihadın esbabını hazırlamaktır. Bununla beraber mücadelenin saltanat veyahut hilafet makamı gibi spesifik mekanizmalara yönelik olmadığından söz eden Ahmet Rıza, toplumların kalkınması, bilimsel tedrisatın uygulanması ile sanayi hamlelerinin ulusal beka çerçevesinde toplumsal düzen açısından zaruri olduğu argümanını ileri sürmüştür. Bunu da bilimsel bir minvalde şekillenen batıcılık yaklaşımı ile ele alan Ahmet Rıza, hayatta en hakiki mürşit ilimdir yaklaşımını İttihat ve Terakki'nin ideolojisi haline getirme mücadelesi içerisinde olmuştur. Ahmet Rıza, Batı'nın bilim ve sanayi alanındaki ileri vaziyetini pozitivist perspektif ile mütalaa etmesinin yanı sıra kapitalizmin ve emperyalizmin mevcudiyetini teşhis etmesi hasebiyle dönemin şahsiyetleri ve bilhassa batıcılık akımının temsilcileri arasında müstesna vaziyettedir. Nitekim Tanıl Bora'nın da belirttiği gibi kapitalizmi plütokrasi veyahut zenginlerin iktidarı olarak tanımlayan Ahmet Rıza, kapitalizmin geniş kitleleri yoksullaştırdığını ve sefalete ittiğini, azınlık konumundaki varlıklı kesimin şatafat içinde yaşadığını ileri sürerek kapitalizm eleştirisinde bulunmuştur. Nitekim Rıza'ya göre kapitalist grupların himayesindeki gizli politikayla yönetilmeye razı olmak papazlara teslimiyetten evla değildir. Ahmet Rıza, kapitalizme yönelik eleştirisine karşın nizam ve terakkiden uzak yapısı hasebiyle Marksizme de mesafeli olmuştur. Bu bağlamda anılarında da değindiği üzere gençlik döneminde ilgi duyduğu materyalist Alman filozof Baron de Holbach'ın etkisi çerçevesinde ve Comte'un hümanist yaklaşımı ile diyalektik bir minvalde değerlenen siyasal fikirleriyle Osmanlı'nın Türk toplumunun terakkisine yönelik yeni çözümler üretmiştir. Öte yandan bilhassa yaşamının son döneminde anti-emperyalizm eksenli şekillenen bir fikriyat benimseyen Ahmet Rıza, 1922 yılında yazmış olduğu Batı'nın Doğu politikasının ahlaken iflası adlı yapıtıyla emperyalizm ve İslam karşıtlığı ekseninde Batı eleştirisinde de bulunmuştur. Ahlaki bir boyutta içeren ilgili eleştiri, Batı toplumlarının muvaffakiyetinin barbarlığı ortadan kaldırmadığını, zira tarihsel olarak oldukça köklü bir geçmişe sahip olan Doğu'ya ve İslam'a husumetin sürdüğünü savunmuştur. Kuşkusuz Ahmet Rıza, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına da derin tesir etmiştir. Zira
1919 yılında Mustafa Kemal'in isteğiyle milli mücadelenin propagandasını yapmak üzere Paris'e gönderilmiştir. 1922 yılına kadar çeşitli dergilerde yazarak ve konferanslar düzenleyerek Kurtuluş Savaşı lehinde hayli etkili bir kampanya yürütmüştür. Ahmet Rıza, Lozan Anlaşması'nın imzalanmasıyla İstanbul'a dönmüş ve 1930 yılına kadar, yani ölümüne kadar aktif politikadan uzak bir yaşam sürmüştür. Nihayetinde Bernard Lewis tarafından genç Türklerin ya da jön Türklerin en sebatlı ve en korkusuzlarından biri olan Ahmet Rıza, birçok bakımdan onlar arasında bir baş sima olarak yaşadığı döneme damga vurmuştur. Bununla birlikte Barış Alp Özden'in de belirttiği gibi esasen Ahmet Rıza, Türkiye'de modern siyasetin oluşum sürecinde siyasal faaliyetle siyasal düşünce üretimi arasındaki açının büyüklüğünü de simgelemektedir. Benim sunumum burada tamamlanmıştır. Evet, çok teşekkür ediyorum. Değişik Ahmet Rıza ile ilgili yazılmış, çizilmiş kaynaklardan da istifade ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Tabii bir sunum çerçevesinde bunlar olur. Bunun geniş çerçevede paper'ını da sizlerden beklemekteyiz. Muhtemelen Ahmet Rıza örneği bir çalışma yapacaksın. Batıcılık, belki Osmanlıcılık falan ekseninde. Teşekkürler. Arkadaşlar sizlerin var mı söyleyecekleri bu konuda, görüşleriniz? Ahmet Rıza görüşleri az çok gördünüz. Ama o da böyle her ne kadar çok böyle ilk dönemlerde Osmanlıcı, son dönemlerde daha modernist ya da modernleşmeci, batıcı olsa da Batı'nın ilmi, fenli ve toplum yapısının, yani Türk toplum yapısının da adetleri, örfü vesaire, geleneksel kültürleri korunarak işte bir grup azınlık aydın tarafından da bir şekilde Türkiye toplumunun, yani toplum olarak bir geri kalmışlığından bahsediyor. Sadece idari olarak yetmiyor, idari bir takım düzenlemeler, kanun düzenlemeler biçiminde. Ama toplumun da bu anlamda kültürel temelde, yani bir taklitçi olmaktan ziyade ama bir taraftan da yaklaşımının daha bilim eksenli, eğitim eksenli, özellikle eğitime ve bilime çok vurgusu var. Bilim eksenli bir toplum yaratmak ameliyesi var. Ama bir taraftan da Batı'nın da çirkin yüzünü de gösteriyor. Emperyalizm karşıtlığı ve kapitalizm karşıtlığı içerisinde onların oryantalist yaklaşımlarını da göstermesi açısından dikkat eder. Onun da bu yönlemde, yani böyle tam böyle bir İslam vesaire karşıtlığı ya da Türkiye toplumundaki gelenek görenekler karşıtlığı bağlamında görüşler serdetmediğini de biraz önce Gökhan'ın okumalarından da gördük. Yani o da tabii bir telaş var, bir devlet adamı. Osmanlı devlet kurumlarında çok etkili konumlarda olmuş, çok politik bir şahsiyet. Ve aynı zamanda hakikaten Lewis'in dediği gibi çok sebat eden, böyle asil, yani şey, bir asbi, yani baş bir karakter. Yani pek çok yerde bulunmuş, pek çok etkinliklerde bulunmuş. Yani Meşveret mesela ismi de çok ilginçtir. Yani bu şuraya, istişareye, meşvereye falan dikkat çekmesi anlamında da çok önemli. Dikkate değer bir kişi olduğu görülüyor. Huzeyfe, bir şeyler söyler misin? Var mı soruların ya da görüşlerin, katkıların? Ya, yani direkt Ahmet Rıza üzerinden çıkarak tabii. Ne? Ama direkt Ahmet Rıza üzerinde değil. Yani şey, gittikçe daha çok dikkatimi çekiyor. Aslında bu isimler ya da bizim ayırdığımız işte Batıcı olarak, Osmanlıcı olarak ya da Türkçü olarak ayırdığımız isimler hemen hemen benzer şeyleri söylemişler hocam. Yani mesela Ahmet Rıza'nın bu anlamda tırnak içerisinde batıcılığı nerede kalıyor? Yani bir yandan kültürü şeyi yapması, savunması, mesela Namık Kemal'den aklımıza gelebilir aynı şey. Yani orada müthiş bir İslam vurgusu var ön planda ama yine de şey, Batı'nın iyi yönünün alınması noktasında aynı fikirdeler. Ya da işte Ziya Gökalp'ten bakılabilir. Ziya Gökalp'te de yine İslam vurgusu var, kültür vurgusu var. Batı'nın yine sadece fen yönünün alınması gerektiğini söylüyor. Mehmet Akif yani, keza öyle. İslamcı, evet, Mehmet Akif de öyle. Acaba yani biz mi fazla şey yapıyoruz bu isimleri? Neden ayırıyoruz birbirinden? Çünkü çok benzer düşünceler gibi geliyor bana. Tabii ki farklılıkları var da.
Olabilir yani. Mesela bununla ilişkili Batıcı, Osmanlıcı, belki Osmanlıcı aydınlar biraz azaldı son zamanlarda ama yani o dönem için. Türkçü vesaireyle ilgili senin bu perspektifin çerçevesinde bir değerlendirme yapılabilir. Böyle kategorizasyonun aslında çok yanlış olduğu biçiminde ve görüşleriyle birlikte vurgulanabilir. Önemli bir şey, sorunsal. Yani Mehmet Akif de işte Batı'nın, ya bu şöyle bir şey. Batı'nın iyi yönleri nedir? İlim, teknik bir bilim vesaire bunları alalım ama kültürünü almayalım falan hikayesi. Bunun yani bilgi, kültür, pardon bilgi, fen, bilimini aldığı zaman aslında onunla birlikte bir yaşam tarzı, onunla birlikte kültür geliyor yani bu süreç içerisinde. Bütün bu tarihsel süreç bunu gösterdi. Kendiliğinden geliyor yani çünkü teknik, bilim vesaire de onun bir yaşam tarzı da üretiyor. Yani bu tabii bu kişiler bir sonuçta bir reçete var bir şey sunmak durumundalar. Çok derinlikli mesela Osmanlı aydını çok derinlikli aydınlar değil. Mithat Paşa'nın mıydı? Kimin bir görüşü vardı yani şey diyor ondan bundan şundan çünkü öyle bir telaş var öyle bir durum var ki çok derinlikli olarak bunları incelemek o konuda derinlikli vakıf olmak değil. Böyle kültürel olarak genel kültür seviyesini artırabilecek oradan biraz alıp oradan bir alarak böyle eklektik falan fikir şeyleri var, telaşı var. Osmanlı aydının teyakkuzunu da şey karşılamak lazım. Mesela diyelim ki Türk bir toplum içerisinde yaşıyorsunuz. Türkiye toplum bir kriz içerisinde diyelim. İç çatışma, dış çatışma falan var. Hani iç minnaklar, dış minnaklar falan. Şimdi aydının konumuna bakalım yani. Bir taraftan kendi hayatiyetiyle ilgili, yaşadığı toplumla ilgili bir şey olacak, bir teyakkuz hali olacak. Ve burada oturup da felsefe yapıp derinlikli şeylerle mi uğraşacak? Yoksa bir sorumluluk hissiyle mi hareket edecek? Osmanlı aydını bu anlamda sorumlu. Yani Batıcısı da sorumluluk hissiyatı çok yüksek. Batıcısı da, İslamcısı da, Türkçüsü de. Yani bu anlamda bakmak lazım. Şey hocam, iki şey geldi aklıma siz bunu söylerken. Ziya Gökalp'in Tanzimatçılara yönelik bir eleştirisi var. Tanzimat dönemine yönelik. Onları Hazerfen gibi görüyor. Ya aynı aslında sizin söylediğiniz minvalde bir şey söylüyor. Yani genel kültür seviyesinde almışlar ama derinine de inmemişler diyor Bundan eleştiriyor. Bir de ikincisi felsefeye bakış açısı da Ziya Gökalp'in benzer yine. Şey diyor yani felsefeyle uğraşacak vakit yok şu an. Toplumun tahlil edilmesi gerekiyor. Ama mesela şey bu anlamda farklı olabilirdi. Abdullah Cevdet mesela dinle arasında bir mesafe var. Çünkü ateist. Daha pozitif bir şeyde. Mesela o bu anlamda evet farklı bir yere koyulabilecek bir isim. Ama sanki dediğim gibi böyle İslam ve şey olduğunda yani buna Osmanlıcılık da diyebiliriz, Türkçülük de diyebiliriz. Yani kültürü içeren bir şeyler olduğunda hepsi aslında çok birbirinin çok benzeri geliyor bana. Yani bazı ayrıksız isimler haricinde. Evet, doğru. Yani bir metaforu var. Evet Kenan Hocam. Pardon. Bu gül diken metaforu var aslında. Tanıl Borat'a da biz meşhur. Yani evet, gül, evet. Mehmet Akifler gül alalım dikenini almayalım. Almayalım. Batıcılar gülü alırsan dikenine katlamak zorundasın. Galiba mesela Seyit Bey gibiler de Mehmet Seyit gibiler de diyor herhalde onlar da. Yani gülü alalım burada kendimiz gül yetiştirelim. Kendimiz gül. Onu iştahat savunması da öyle bir şey. Yani bu kendi içimizde bir dönüşüm, kendi dinamiklerimizde dönüşüm yaşayalım denmesi. Batıcılarda galiba biraz şey var. Aslında bu kategorizasyon çok da yabana atılır bir şey değil. Çünkü Batıcılar biraz politik davranıyorlar işin doğrusu isterse. Yani o ortamda henüz toplum şeyden çıkmamış. Yani İslam zemininden çıkmadığı için, İslami bir toplum olduğu için. Evet. İster istemez o çerçevede o kültürün kavramlarıyla konuşuyorlar. İşte Ahmet Rıza Meşveret diyor mesela gazetesinin adına. Daha politik davranıyorlar. Bu politik davrandıklarını biz şeyden sonra görüyoruz. 23'ten sonra olunca yani artık orayla o toplumsal paradigmayla bir alaka kalmayınca kimsenin böyle bir hassasiyet falan belirttiğini görmüyoruz. Yani ahlakını almalı falan demeye başladığını görmüyoruz. Görülmüyoruz. İleriki süreçte görülmüyor. Doğru söylüyorsunuz. Ahmet Rıza da bu anlamda aslında benziyor. Yani biraz önce söylediğiniz yani gülüyle birlikte alma hikayesi değil de böyle Mehmet Seyit Bey'in yaklaşımına da biraz daha gibi yani klasik anlamda bir batıcı değil gibi görünüyor. Yani bir Abdullah Cevdet gibi bir şahsiyet değil. Bir de Ahmet Rıza'nın yöneticiliği çok önemli. Yani
yönetici bir aileden geliyor. Hep siyasetçi bir aileden geliyor. Ta Osmanlı'nın en klasik döneminden gelen dedeleri vesaire oralarda yöneticilik yapmış. Yani sır katipliği falan vesaire yapmış. Böyle bir Ahmet Rıza, yani çok etkili bir isim aslında. Huzeyfe bir şey söyleyecek galiba. Yok şey, Kenan abinin söylediği hocam şeyi getirdi aklıma. Hı-hı. Da İsmail Kara'nın aslında Tanzimat dönemindeki Namık Kemaller için şey diyor. Yani aslında İslamcılıkları biraz pragmatistti. Yani ha, onu kullanmak zorundaydılar. Çok da İslamcı değildiler demeye getiriyor. Bu da şey gibi, Batıcıların da yani İslam kullanması benzer bir şeye. Yani İslam kullanması demeyeyim de en azından hani ona çok karşı durmaması. Benzer bir şey yaklaşımı getiriyor. Ama zaten yani, zamanın ruhunu... Evet. Ya yani nasıl duracak Huzeyfe? Yani şimdi böyle bir İslam karşıtlığı üzerinden bir toplum tasavvuru, siyaset tasavvuru zaten yani yetişme şartları itibariyle böyle. Dil öyle, söylem öyle. Kültürel havzadan geliyor bir yerden. Yani Osmanlı aydının en sosyalisti dahi batıdaki bir klasik sosyalistler oldukça farklı. Geleneğiyle, göreneğiyle, kültürüyle vesaireyle birlikte. Yani biraz ya Abdullah Cevdet ne kadar ateist olursa olsun ismi Abdullah yani. yani, şimdi, şeyi eleştirmiyorum zaten hocam ben. Yani o tavırlarını eleştirmiyorum. Sadece kategoriyi böyle hani biraz fazla keskin yapıyoruz gibi geliyor. Bir de burada aslında batıcılar biraz şey oluyor. Nedenin ona yani pejoratif bakış açısı da ya benim açımdan en azından biraz batıcılara şey yönelmiş oluyor. Hı-hı. Yani diğer şeyler, akımlar bir derece anlaşılabilir gibi duruyor ama batıcılar sanki çok ayrı bir yerdeymiş gibi bir izlenim evet. veriyor yani. Yoksa şey değil. Hakim paradigma o ve Cumhuriyet'e doğru giden süreçte de o olduğu için biraz ayrı yerde duruyor ama senin bu şeyin önemli. Yani bu kategorizasyonun aslında çok keskin kategorizasyonun yanlışlığına vurgu yapan, iç içe geçmişliğin ve geçişkenliğin daha çok olduğuna dair böyle bir çalışma iyi olur. İyi bir perspektif sunar diye düşünüyorum. Al sana ciddi bir sorunsal ve iyi bir araştırma konusu. Sen istedin, ne yapayım? Sen kaçındın. Ben istedim, evet. Sen, ben de merak ediyorum. Yani hakikaten ben de senin aynı kanaatteyim. Al bir araştırma sorunsalı olarak ortaya konulabilir. Tabii evet. Bu husus çerçevesinde... Evet, buyurun. Gökhan Çin'in görüşlerini almak istiyoruz. Evet, buyurun lütfen. Eklemenin, değinmemin önem arz ettiği bir husus mevcut. Ahmet Rıza ile alakalı olarak. Tabii farklı diğer katılımcı arkadaşlar fikirlerini beyan ettiler. Evet, batıcılar arasında çeşitli fikir farklılıkları, pozisyon farklılıkları elbette mevcut. Esasen bu ders kapsamında her katılımcı iki sunum gerçekleştireceğinden ötürü benim ilk olarak sunumunu gerçekleştirdiğim Ahmet Rıza daha ılımlı, daha ılımlı bir batıcılık konsepti benimserken sunumunu gerçekleştireceğim bir diğer batıcı olan Abdullah Cevdet evet. daha radikal bir batıcılık içerisinde olmuştur. Fakat burada değinmemin önem arz ettiği husus ilgili şahsiyetler ve bilhassa Ahmet Rıza ve Abdullah Cevdet öne sürmüş oldukları batıcılık konseptini, batıcılık akımını bilimsel ve entelektüel bir minvalde öne sürmekteler. Evet. Doğru. Ahmet Rıza'nın ve Abdullah Cevdet'in farklı konumlanışlarına karşın Abdullah Cevdet daha farklı bir yaklaşım içerisinde olsa da Ahmet Rıza ile birlikte dönemin hakim paradigmaları, bilimsel metotlarını kullanarak Osmanlı toplumunun terakkisine yönelik çözümler üretmekteler. Tabii Ahmet Rıza pozitivizmin Türk toplumunda ve Türk toplumunun pozitivizm ile münasebetinde başat bir rol ifa etmekte. Revue Occidentale dergisinde Ahmet Rıza'nın isminin zikredilmesi, Auguste Comte'un yaşamış olduğu, ikamet ettiği evde ve müze haline getirilen evde Ahmet Rıza'ya yer verilmesi. Tabii Ahmet Rıza'nın batıcılık konseptinde din, inanç ve kültürler önem arz etmekte. Fakat Ahmet Rıza esasen inançlı bir birey olup olmadığı tartışılabilir. Zira bir mektubunda kız kardeşine namaz kılarken üşüttüğü için
bir serzenişte bulunmaktı. Bu tür eylemlerden kaçınmalısın gibi daha yumuşak bir tabirle, yumuşak bir üslupla. Fakat Ahmet Rıza'nın entelektüel ve bilimsel tavrını biz Osmanlı toplumuna yönelik gözlemleri, teorisi ve öne sürmüş olduğu konsept çerçevesinde görebiliyoruz. İnanca ve dine yönelik bakışına karşın Osmanlı toplumunun yapısını iyi gözlemleyerek pozitivist paradigmayı Osmanlı toplumuna entegre ederek, tabii burada değinmemiz gereken bir başka husus, Comte'un pozitivizminin üç hal kanunu, teolojik, metafizik ve pozitif bilim, pozitivist kanun. Burada Comte'un yaklaşımında ilgili kategoriler arasında net bir ayrım, dikotomi tarzında bir ayrım söz konusu değil. Toplumlar belirli hususlar çerçevesinde teolojik bir tavır içerisindeyken, tutum içerisindeyken başka bir konuda pozitivist olabilirler. Ve Ahmet Rıza da bu minvalde Osmanlı toplumuna yönelik bir seçenek sunmakta. Dolayısıyla pragmatizmden çok sahip olduğu bilimsel ve entelektüel birikimin neticesinde Osmanlı toplumundaki gözlemlemiş olduğu yapıyı derinden sarsmadan Osmanlı'da nasıl kalıcı bir terakki söz konusu olabilir? Bunun amacını bu konsepti benimsemiştir. Dolayısıyla anti-emperyalizm çerçevesinde değerlendirilebilecek, post-kolonyalizm çerçevesinde değerlendirilebilecek çalışmalarına karşın halen Batı'nın ileri vaziyetini göz önünde bulundurması ve bunu bilim ve sanayi eksenli değerlendirmesi bilhassa mühimdir. Evet. Görkem, evet, bu katkı önemliydi. Yani entelektüel ve bilimsel anlamda toplumu dönüştürmek, yani o şekilde yaklaşmak. Yani bir taklitçilikten ve pragmatizmden ziyade olduğunu belirtmen önemliydi. Evet, çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bugün Ahmet Rıza'nın sunumunu da burada bitirmiş oluyoruz. Analizlerini de yapmış olduk. Hepinize teşekkürler ediyorum.